Bismillah, hamdan lillah, ve salaten ve selamen ala rasulillah. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Kur'an-ı Kerim'de yer alan vakıf işaretlerini, yani secametleri ele alacağız. Öncelikle secaventlerin, vakıf işaretlerinin sebebini görelim. Secaventler bir önceki derste ifade edilen vakıfları yani vakfı tam, vakfı kafi vakfı hasen gibi bu vakıfları tespit etmek için konulmuştur. Ee, yine her Kur'an okuyanın bunları yapabilmesi mümkün olmayabilir çünkü e, bu vakıfları ayrıca manayla yani anlamla Arapça bilmekle alakalı olduğu için Arapçayı bilmeyenlerin yapması mümkün olmayabilir. Bu bakımdan. Tilavet esnasında vakıf yapılacak yerlere bazı işaretlerin konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple mesela Muhammed Tayfur Es-Secabendi vefat tarihi 560 İlelül Vukuf adlı eserinde Lam, Saat, Zay, Cim, Ta, Min harfleriyle yapmış olduğu bir sistem zamanla kabul görmüş ve bu harflere bazı ilavelerle pek çok İslam ülkesinde okunan müsaflarda bu işaretler uygulana gelmiştir yani Muhammed Tayfur Es Secavendi'den önce de mesela İbnül Embari 300'lerde vefat tarihi. Daha sonrası Ennehas, yine Mekki bin Ebi Talip, Ebu Amr Eddani. Bunlar da belirli sistemler geliştirmişler. Vakıflara dair işaretler. Fakat en çok kabul gören Muhammed Tayfur Es Secavendi'nin olunca onun ismi daha yaygın olarak ifade edilmekte. Bu işaretlerin temel sebebi Kur'an kıraatinde riayet edilmesi gereken vakıf ve iptidanın doğru yapılması ve kastedilen mananın doğru anlaşılmasını sağlamaktır. Vakıf ve iptidada esas olan kelamın lafız ve mana yönüyle tamam olmasıdır. Bu sebeple secaventlere dikkat ederek okuyan bir kimse bunu yerine getirmiş olur. Vakıf işaretleri hemen görelim. Mim işareti. Vakfı lazım. Mutlaka durulması geçir gerekir. Geçildiği zaman mana bozulabilir. Yani bu mim de geçtiğimizde mana bozulabilir ifadesi her zaman yerine gelmiyor biliyor. Bazı yerlerde mimde geçtiğimizde yani baktığımızda mana bozulmayabiliyor da. Ama mim işaretini gördüğümüz yerde durmak gerekiyor. Yine mesela Suud basımı musaflarla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın basmış olduğu musaflarda mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yerinde mim harfi var vakıf olarak ama Suud'da mim yok. Yani bu gibi bazı yerlerde farklılıklar olabiliyor. Ama biz okuduğumuz musafımızda mim harfini gördüğümüz yerde durmamız gerekir. Yine t harfi vakfı mutlak kelamın tamam olduğu yerlerde bulunur. Vakıf evla vasıl caizdir. Yani durmak gerekir ama geçsek de olabilir. Vakfı caiz hem vakıf hem vasıl yapılması caizdir ama burada da durmak tercih edilir. Yani durmak vakıf evla vasıl da caizdir. Kıf yani alameti vakf demektir. Vakafe fiilinden türeyip emir yani qif dur demek. burada vakıf evla vasıl da caizdir. Vakfı mücevves bir yönden vasıt etmeyi başka bir mana yönünden vakf etmeyi gerektiren yerlere konulmuştur. Vakıf caiz vasıl evladır. Yani burada geçmek daha güzeldir tercih edilir. Vakfı murahhas ayetin uzun olması veya başka bir sebeple zorunlu olarak zarurete binaen durulabilecek yerlere konulmuştur. Burada vasıl evla vakıfta caizdir. Ses yeterli ise burada geçmek daha güzel. Gelelim diğer işaretlerimize. E, kaf alameti yani kadgı ile vakıf yap, yapıp yapmama hususunda ihtilaf olduğunu işarettir. Burada vasıl evla vakf caizdir. Yani geçmek daha iyi. Dursan da caiz. Geriden almaya gerek yok. Sılı vasıl işareti. Yani vasıl evla demek. Yani burada vasıl geçersen daha güzel. Ama vakıfta yaptığın zaman bu da geçerli bir vakıf olmuş olur. Vakfı la burada durma demektir. Yani mim da kesinlikle durmak gerekiyordu. Lam elif dura'nı gördüğümüzde ise e, burada da durma yani la takif manasında. Öncesiyle ilgili olan yerlerde bulunur. Fakat şu ifadeyi de e, hatırlatalım şurayı da. lezine en'amte aleyhim Fatiha suresinde burada lam e, lam elif durağı var. Yani la sonunda Hanefi mezhebine göre burası ayet sonu. Yani buraya kadar bir ayet kabul edildiği için Vakıf yapılırsa geriden almaya gerek yok. Sadece bu Fatiha ile ait bir yer. Diğer yerlerde eğer ayetin sonu değilse, ayetin ortasında lam elif gördüğümüz yerde ne yapıyoruz? Nefes almak için durulabilir. Sonrasında geriden iptidaya uygun bir başlangıç yaparak geriden alıp ayeti tamamlayacağız. Vakf-ı muayenaka 3 nokta halinde oluyor. Şöyle baş şuraya yapayım bir daha. Şöyle oluyor genelde. Şöyle 3 nokta. 2 tane ard arda. Buralarda da diğer adı vakfı murakabe sadece birinde dur demektir. Yani ikisinden birden durulmaz. Birinde durduğumuz zaman diğerinde geçeceğiz. Diğerinde durduysak diğerin ötekinde geçeceğiz demek. Ayın işareti ise arkadaşlar ruku alametidir. Yani namaz kılarken özellikle hafız bir kimse ya da hafız olmayan o ilgili ayetleri ezberlediyse orada ayın varsa artık burada konu tamamlanmış veya kıssa bitmiştir. Yeni bir konu başlangıcı var. Dolayısıyla burada artık rüküye gidebilirsin demektir. Yine kef bir önceki vakıf işaretinin aynısı demektir. Kemithlihi anasında. Evet şimdi görelim Musaftan mesela. Elif, la, mim. Bakın hem vakıf işareti var hem de cim var. Yani burada durduk zaten ayet sonu olduğu için. Geldik mesela vakf muaynaka. İkisi de cimli. Bazen bunlar farklı harflerde yanında olabiliyor. Mesela bunda tı olduğunu düşünürsek bunda cim. Hangisi daha kuvvetli? T daha kuvvetli. O zaman burada durup bunda geçmek gerekiyor. Ama şu anda ikisinde de aynı özellik olduğu için yani ikisinde de cim var. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ deyip birinde geçtik ya da ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ dedik. ف۪يهِ هُدَا لِلْمُتَّق۪ينَ diyebiliriz. Yine ayetin sonu olduğu için lam elif var. Yani burayı diğer ayete bağlayabiliriz de nefes yetiyorsa ya nefes yetmiyorsa durmakta burada durulabilir. Yine mesela tığ dura, Diğer mesela bir de şey var. Kadir suresinden bir örnek yazdık. Mesela bak bu muanakaya. Şurada mesela cim, tığ. Tığ yine cim. Şurada mesela bak bu Birincisinde lam elif var. Diğerinde kif var. Yani şuradaki durak daha kuvvetli. Dolayısıyla bi izni rabbihim dedik durduk. Min kulli emrin selam. Yani böylesi daha uygun. Ama min kulli emr deyip ayetin sonunda durup selamun hiya hatta matla'il fecr diyerek de okunabilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.